Arkadaşlarım çok değerli partili ve gönüldaşlarımız. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilere Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim sözlerine tepki gösterdi. Askerleri, subayları, polisleri ve partili veya partisiz insanları çok soylu bir İçişleri Bakanımızın olduğunu biliyoruz. Ama dünkü açıklaması, verdiği talimat hiç de öyle olmadığı, ülkenin bütünlüğünü tehdit ettiği, tehdit edecek demeçler verdiği, talimatlar verdiği hepimizin tarafından malum. İl binasında düzenlenen basın toplantısına CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın Toker ve partililer katıldı. Değerli arkadaşlarım, bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun valilere gönderdiği CHP'li il başkanlarını şehit cenazelerine almayın talimatına yönelik tepki göstererek açıklamalarda bulundu. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine kimsenin bozmaya yetkisi, haddi hesabı yok. Ve gücü de yetmez. Ne soylu olursanız, soysuz da olursanız bu ülkenin birliğini, beraberliğini yok etmeye hiçbir zaman gücünüz yetmeyecektir diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlarım, şehitlerimiz başımızın tacıdır, bizim evlatlarımızdır. Nerede doğarlarsa doğsunlar, kimden doğarlarsa doğsunlar, ülkenin hangi yöresinden gelirse gelsin, bizim şehitlerimizdir, bizim kanlarımızı taşır, bizim her zaman başımızın üstünde, ruhumuzda, şerefimizde hep bizimle beraber yaşarlar. Bugüne kadar böyle oldu, bugünden sonra da böyle olacaktır. CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu'nun ardından Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ortak açıklamayı okudu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilere CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hassiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil, milletimizin evlatlarıdır. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki, münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mağliplerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklamaya eğer densiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir. Terörün kökünün kazılması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaktır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır.